Çıkamam yokuşu, yokuşta başın derindir. Bugün hava serindir, benim de kızım benimdir. Canım, döndüm. Almanya işin halemde Cemal. Ses seda çıkmadı kaç zamandır. Pazartesi belli olacak. Sağlam çıkarsak inşallah yolcuyuz. Senin sağlam raporun yok muydu? Var olmasına. Lakin bir de Alman'ın raporu görüp sağlam demesi lazım. Ha, şu mesele. Almanlar bizim doktorlara pek güvenmiyorlar galiba. Alman milleti bu. İşini sağlam alacak ki Almanlığı belli olsun. Faik baba, seni telefondan istiyorlar. Sağ ol evlat, geliyoruz. Hikmet, bizi arayıp soran var mı? Sen merak etme Cemal abi. Arayan olursa derhal bildiririm. Babana söyle oğlum, babana. Kızarsın. Kızmam. Kızarsın vallahi. Canım, niye kızayım? Kızarsın. Ne diyor? Mandalin, okuldaki öğretmeni mandalin istemiş. Mandalin değil, mondolin. Ha mandalin, ha mondolin, ne fark eder? Bak aslan oğlum, şimdi mandalin, mondolin alacak paramız, pulumuz yok. Lakin bir aksilik olmaz da Almanya'ya gidersem, istediğin her şeyi alırım, söz, bisiklet? Tamam mı? Bisiklet? Bisiklet de alırım. Çanta? Çanta da. Ya bana? Sana da alırım kızım. Bebek? Bebek de alırım yavrum. Konuşan bebek. Tamam, tamam. Ben de konuşan bebek alırım kızıma. Ali, kapıya bak oğlum. Şimdiye kadar gidenlerden ne eksiğin var senin? İnşallah bir aksilik çıkmaz. Baban evde mi Ali? Evde. Refik Kemal Bey'in oğlu telefon etti. Babanı istiyor, saat tam 8'de Emirgan'da olsun dedi, tamam mı? Abi geldi, beyin oğlu telefon etmiş, saat 8'de Emirgan'da babamı bekliyormuş. Sen nereye gitmek istiyorsun? Sen nereye gitmek istiyorsun?
Mehmet Ali geldi. Bu herif gene burada mı? Burası benim dükkanım, isteyen gelebilir. Allah aşkına takışma bu adamla, gidelim. Ne olur gidelim. Bir daha karşılaşmayı temenni etmem, yazık olur sonra sana. Sen kaşınıyorsun be Mehmet Ali. Gel, beni konuş, koparırım dilini. Kozunuzu başka yerde paylaşın, dükkanımda hadise istemem. Saat kaç oldu? Daha çok beklersin sen, onu 20 geçiyor. Tahmin et bakalım, bu seferki sarışın mı, esmer mi? Ne bileyim birader, müneccim başı mıyım ben? Ağrıma gidiyor bu işler. Bıktım artık. Bir şey kalmadı be Cemal. Yarın pazar, bir gün kaldı. Sadece bir gün. Bir gün. Dönmeyeceğimi sanıyorlar. Çocuk işte. Almanya lafı etti ki evde birkaç defa. Sanıyorlar ki ben Almanya'ya gideceğim, bir daha da dönmeyeceğim. Sahi, senin Almanya işin vardı değil mi? Ne zaman? Kısmet olursa yarın belli olacak. Hadi hayırlısı. Bak sen Allah'ın işine. Alman'ın doktoru bizi beğensin diye yapmadığımız iş kalmadı. Sanki Almanya'ya gidiyoruz. İster misin herif tıraştan mıraştan sonra da bizim tipimizi beğenmez? Deli misin nesin? Ağzını hayra aç, ne var senin tipinde? Belli olur mu? Alman bu, akıl sıra erer mi işlerine? Jeder muss seinen Mund öffnen. Herkes ağzını açsın.
değilse ont yeğeni. Ya. Sen ve sen, bir adım öne çıkın. Siz gidemeyeceksiniz. Neden? Hükümetimden raporum var, sağlam diyor. Dişleriniz eksik, ancak yaptırtınca gidebilirsiniz. Olur mu hemşire hanım? Bunca zamandır yol bekliyoruz, nereden buluruz diş parasını? Hadi şimdi, doktoru sinirlendirme. Soll nicht viel sprechen, alles zusammen aussehen. Sizler üstünüzü çıkartın, hadi kardeşim, daha çok sinirlendirme doktoru. Doktoru kızdırıp bizi de yakma hemşerim. Kalkın ulan ayağa! Dizilin karşıma! Dizilin! Cemal oğlum, delirdin mi sen? Bırak o bıçağı! Girin sıraya! Dinim hakkı için tavuk gibi keserim hepinizi! Geç! Yapma! Cemal oğlum, çıldırdın mı sen? Bırak dedim sana o bıçağı! Cemal, kardeş, hemşerim, ne oldu sana? Delirdin mi? Açın lan ağzınızı! Açın! Açın lan! Açın! Gecikince çok merak ettik, ne oldu Cemal, kazandın mı? Kazanamadım. Niye? Çünkü ben uyuz bir katırım. Uyuz katırın dişleri eksik. Yaptırmak için nereden bulur parayı, kim verir? Üzme kendini, her şeyde bir hayır vardır derler. Ömrümüz hep böyle geçti be karı, ne hayrı? Ben Allah'a ne diyeyim ki, elin gavuruna muhtaç etti biz, ne diyeyim? Almanya'ya gidelim diye bıyığımızı bile kestik. Lakin hepsi boş, boş, boş. Sağlık olsun, ne yapalım? Allah bir kapıyı kaparsa, başka birini açarmış. Açar, açar. Lakin bizimkini açmaz, bizimkini açmaz. Nasıl yaptın bu işi, nasıl yaptın, nasıl yaptın? Nasıl oldu bu işi, nasıl, niye? Siz orada değil miydiniz, neden müdahale etmediniz? O kadar ani oldu ki bir şey yapamadık, Yeşim de oradaydı. Bana inanmazsanız ona sorun. Evet, evet. Sen ne yapıyordun orada kızım? Ne yapabilirdim ki? Buyurun efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne olacak şimdi? Çare bulabilecek miyiz?
En iyi çare polise teslim etmek bu iti. Belki hapishanede adam olur. 10 senedir çekmediğim bela kalmadı. En sonunda cinayete kadar getirdiği işi. Nasıl oldu bu iş? Hatırlamıyorum, oldu bir kere. Peki anlat. Baba yüreğim dayansa göz yumucuyum hapsine. Dayanmaz biliyorum. 3 gün sonra pişman olurum. İşin tek çaresi var. Cinayeti bir başkası üstüne alırsa, şahitler de ona göre ifade verirlerse oğlunuz kurtulur. Aksi halde hapishane mukadderdir. Bu işe sahip çıkacak ağzı sıkı, bilhassa sopaya dayanıklı birini tanıyor musunuz? Sen ne dersin Mustafa? Nasıl emrederseniz beyim, canımı bile veririm. Oğlumu kurtar bu dertten Mustafa! Seni canımız gibi sevdiğimizi bilirsin. Mustafa da bizim oğlumuz sayılır. Düşünelim. Bir başkasını bulamazsak, belki o zaman... Sağ olun beyim, nasıl münasip görürseniz. Sabaha kadar halletmek gerek bu işi. Üzme kendini. Bugüne kadar Almanya mı doyurdu karnımızı? Her şeyde bir hayır vardır. Belki hakkımızda böylesi daha hayırlıdır. Hayırın şerri mi kaldı? İyi oldu, ne işin var gavurun memleketinde? Kısmetimizde varsa burada da olur. Ah şu Almanya, yedi bizim kafamızı. Refik Kemal Bey'in şoförü telefon etti. Emirgan'da seni bekliyormuş. Acele gelsin dedi, tamam mı? Hoş geldin Cemal oğlum. Nasılsın? Sağlığına duacıyım benim. Gel buyur Cemal. Yo yo yo, çıkarma. Buyur. Sigara? Sağ ol bey. Ne
Ne oldu senin Almanya işi? Dişlerimiz eksik diye kaldı. Yaptırıncaya kadar Almanya sıramız ne olur bilinmez. Bak Cemal oğlum, farz et ki Almanya'ya gittin. Şöyle böyle iyi bir para kazanmak için kaç yıl kalman gerekir orada? Bilmem ki beyim. Mesela yani? Dönüşte bir iş güç sahibi olmak için herhalde bir 5-7 sene ister. 5-7 sene. Sen şuna kısaca 10 de. 10 senede ne kazanırsın? Şöyle bir hesap et bakayım. Eve ne gönderirsin? Orada ne harcarsın? Vergisi, şusu busu vesaire işte. Vallahi ne diyeyim beyim? Biz şimdilik dişimizin derdine düşmüşüz. Aklımıza başka şey gelmez ki. Sonra ben sizin maksadınızı da pek iyi anlayamadım. Maksat şu! İçi yanan bir anne olarak ben anlatayım sana! Sen sus! Karışma bu işe! Nasıl karışmam? İçim parçalanırken nasıl karışmam? Sen mert ve dürüst bir adamsın Cemal. İşin açıkçası şu, oğlumun elinden bir kaza çıktı. Dün gece birini öldürmüş. Suçu üstüne alırsan senin, ailenin, çocuklarının bütün ihtiyaçlarını karşılarım. Hapishanede aslanlar gibi bakarım sana. Cezanı bitirdiğin günde 200.000 lira para veririm sana. Bir düşün. Ha Almanya'ya gitmişsin, ha hapishaneye. Bakarsın umumi bir af vurur. Bizi bu dertten kurtarırsan minnettar oluruz sana. Sen sus, geç o tarafa. Sakin ol, sakin nasıl ol. Sakin olayım, nasıl olayım? Kızarsın. Kızmam. Kızarsın vallahi. Kızmam oğlum, niye kızayım? Kızarsın. Ne diyor? Mandalin, okulda öğretmeni mandalin istemiş. Mandalin değil, mondolin. Ha mandalin, ha mondolin, ne fark eder? Bak Hasan oğlum, şimdi mandalin, mondolin alacak paramız yok. Lakin bir aksilik olmaz da Almanya'ya gidersem, istediğin her şeyi alırım, söz, tamam mı? Bisiklet? Bisiklet de alırım. Çanta? Çanta da. Ya bana? Sana da alırım kızım. Bebek? Bebek de alırım yavrum. Konuşan bebek? Tamam, tamam, ben de konuşan bebek alırım kızıma. Bir cigara verir misiniz? Onlara bakacaksınız öyle mi? Kendi çocuklarım gibi. Anama, karıma. Hiç merak etme oğlum. Hapishanede bana, çıkınca da 200.000 öyle mi? Ne garanti istersen. Garanti oğlunun ve senin canındır. Bize yapacağın insanlık, parayla ödeşilir mi? Kabul. Çok şükür yarabbim, çok şükür. Sağ ol oğlum. Yalnız en kısa zamanda bir mandolin, bir bisiklet, bir bebek, çanta ve çocuklarıma giyecek gönder. Çocuklarımı son bir defa görüp teslim olacağım. Sağ ol oğlum, bu insanlığını unutmayacağım. Avukat Remzi Bey'in nasıl ifade vereceğini anlatacak sana. Tutarım aman, kanadını yalan.
Seneler yaparım aman, hanımlara satarım aman. Size bir müjdem var. Hayırdır inşallah. Almanya işi oldu. Sahi mi? Onun için mi çarpmış Refik Kemal Bey? Onun için. Bir tanıdık bulmuş sağ olsun, halletmiş işimizi. Allah razı olsun. Gördün mü iyi adamın halini? Ana, sen benim bavulu hazırla, elbisemi koyma. Onu giyerim. Hemen mi? Hemen mi gidiyorsun? Hemen ya. Bir tren varmış, onu kaçırmayalım. Sen gel biraz. Demek gidiyorsun ha? Gidiyorum ana. Vay başıma gelenler, Cemal'im gidiyor. Nasıl yaparsın bunu Cemal? 10 yıldır hep hayalle yaşadık be karı. Başka çare var mı? Hiç olmazsa çocuklar kurtulur. Ağlama. Farz et ki Almanya'ya gittik. Bizim için hapislikle dışarının ne farkı var? Bunca yıl dışarıdaydık, ne geçti elimize? Hiç. Biz yalnız başımıza ne yaparız? Sen evinin erkeği olacaksın. Namusum ve şerefim sana emanet. Bizi dosta düşmana rezil etme. Çocuklar beni Almanya'da bilsin. Ne oldu nene? Niye ağlıyorsun? Babanız gidiyor. Nereye? Almanya'ya. Almanya'ya mı? Hadi geçmiş olsun bey abi, bu işten kolay sıyrıldın. Sonunda bir aksilik çıkmazsa iyi. Zavallı Cemal, nasıl da yaktık adamı. Oğlumuz yansa daha mı iyiydi? Onu bu kadar şımarık ve kendini bilmez hale sen getirdin. Niye ben getirmişim? Her işime karıştın. Bir günden bir güne yaptıklarının hesabını soramadım. Nihayet başımıza bu işler geldi. Daha neler gelecek bakalım. Zavallı Cemal. Ya o, bizim Cemal değil mi bu, bakın! Ha, bizim, ne olmuş? Cinayet işlemiş, baksana resmi bile var! Dün gece saat 11 sıralarında Cemal Akyol, meşhur kabadayılardan Mehmet Muştalı'yı öldürdü. Arkadaşlar, size yeni bir arkadaş getirdim, cinayetten. Sabri efendi! Sabri efendi, bu arkadaşa münasip bir yatak verin. Yukarısı boş, oraya sersinler yatağı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun arkadaş. Sağ olun.
Merhaba teyze. Merhaba bacı. Cemal kardeşin söylediklerini getirdim. Son pişmanlık para etmiyor. Doğru. Yapmayın be kardeşim, yeter artık be! Bir insana bu kadar yüklenilmez ki! Böyle şaka mı olur? Yaşını san utanın! İnsanları görüyorsun Cemal kardeş. Zayıf tarafını görmesinler, hemen yüklenirler. Hapishanede kimseye işini dışını belli etmeyeceksin. Derdin varsa bırak o dert seni yaksın, ama kimseye ortak etme. Öyle deme Arap! Arkadaş kendini bilen adam için her derdi ortaktır. Dünyada kendini bilen adam mı kaldı be Sabri efendi? Mustafa Düzkol! Geldin başefendi. Kara gümrüklü nizam! Geliyorum. Cemal Akyol! Ziyaretçin var galiba. Farkında mısın Sabri efendi, bu Cemal'de garip bir hal var. Dün Koray bey geldi. Çocuklara bisiklet, mandolin, bebek, çanta, giyecek şeyler de getirdi. Sana da elbise getirmişler. Hepimiz iyiyiz, tek üzüntümüz sensin. Çok şükür evimizde her gün tenceremiz kaynıyor, paramız da var. Senin rahatın nasıl? İyiyim. Annenin daha haberi olmadı. Etraftan duymasından korkuyorum. Çocuklar da öyle, seni Almanya'da biliyorlar. Nasıl olsa bir gün öğrenecekler. Rahat yaşasınlar da, babalarını kötü bilseler de önemi yok. Sondur. Allah kurtarsın. Sağ ol! Bir gün daha gitti. Kaldı 11 sene, 7 ay, 24 gün. Allah izin verirse o da geçer. Vahusane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mahpusluk bir şey değil, ayrılık var bir yandan. Ben verem oldum yar yoluna. Kolay gelsin bacı. Kolay gelsin. Sinirleri çok bozuk. Koray bey birkaç gün burada kalacak. Arayan olursa yok dersiniz. Sabah akşam bir ihtiyacı var mı diye bakarsan iyi olur.
Cemal arkadaş, senin yükün ağır. Seneler böyle düşünceyle geçmez. Kendine bir meşgale bulsan iyi olur. Mesela? Boncuk mu? Boncuk, kitap, bahçe... Aferin Saliha, sil tahtayı yeniden yaz. Yavrum. Bir şeyim yok öğretmenim. Birden babamı hatırladım. Nesi var, bir şey mi oldu babana? Almanya'da... Almanya'ya çalışmaya gitti. Bundan sonra mı öleceksin? Rahat bırakın adamı! Anlamadım. Artık bu adama dokunmayacaksınız. Ne demek dokunmayacaksınız? Bunu da anlayamayacak ne var? Adama dokunmayacaksın dedi. Sen bu işe karışma Arap! Karışmazsa ne olur? Bak arkadaş, daha hapishaneye geleli 6 ay olmadı. Bu duvarlar senin gibi çok adam gördü. Ben senin yerinde olsam her işe karışmam. Lafı uzatmayın! Baksana Sabri Efendi daha dün geldi, bugün emir vermeye kalkıyor. Emiri demiri mi var lan, ne tantana yapıyorsun? Ne oluyor? Ne var? Yok bir şey. Sen otur ara. Bunu yaz bir kenara. Hapishanede arkadaşlarınla iyi geçinmiyorum. Costa!
Yine bıçağı ver, bıçağı! Besmele çek ulan namussuz! Peki, peki! Dün aldım. İstediğin yün çorap, yün fanila ve saati getirdim. Meyhaneci Kostarika'nın, Faik babanın selamları var. Onlar da bir gün gelmek istiyorlar, çok üzgünler. Çocuklar nasıl? İyiler. Dün horoz kestik. Ali mandolin çalmasını öğrendi. Bebek büyüyor, ana da iyi ama dizlerinden şikayetçi. Doktora götür. Zavallı kadın bütün ömrünce rahat yüzü görmedi. Hiç olmazsa ömrünün son günlerini rahat geçirsin. Koray serserisi yine yalıya geliyor. Sinirleri çok bozukmuş. Nedense şimdi yalıda kalıyor. Akyol'un elde mevcut deliller neticesinde Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi gereğince 24 yıl ağır hapsine oy birliğiyle karar verildi. Thank you.
Ne oldu? 24 yıl ağır hapis yemiş. Mahvettik adamı. Bu 24 sene nasıl geçer? Ben bitmeyen ceza görmedim daha. Biter, biter. Ben de biliyorum, biter. Ama kim bilir nasıl biter? Yalıyı satışa çıkart Remzi Bey. Ne yapıyorsun baba? Orasını bana söz vermemiş miydin? Sen sus! Senin hiçbir şeye hakkın yok artık! Geçmiş olsun. Hasta mı gelin? Üzerinize afiyet, bir aydır yatıyor. Doktora gösterdiniz mi? Doktor istemedi. Kocasının Almanya'ya gitmesine çok üzüldü. Ondan zahir. İçer inşallah. Biz de yalıyı satıyoruz. Satıyor musunuz? Biz ne olacağız? Alıcılarla konuştum. Burası yine size ait. Ben sağ oldukça her şeyinizle alakadarım. Merak etmeyin. Cemal'a senin de ziyaretin var galiba. Merhaba Cemal oğlum. Nasılsın? Sağ olun. Sayende iyiyim. Haneye biraz para bıraktım, biraz da yiyecek getir. Başka bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Ben de senin baban sayılır. Çocukların merak edilecek bir şeyleri yok. Hepsi aslan gibi, mektebe gidiyorlar. Bizim avrat gelmiyor kaç zamandır. Hasta o biraz. Ben dün uğradım, yatıyordu. Nesi var acaba? Ananın söylediğine göre sıkıntıymış. Yemesi içmesi yokmuş. Yakında geçer inşallah. Thank you.
Cemal arkadaşın canı çok sıkılıyor bugünlerde. Evden çocuklardan haber alamıyor. Nasıl yardımcı oluruz? 9 günüm kaldı. Kısmet olur çıkarsam uğrarım evlerine. 24 yılı zor bitirir bu sıkıntıyla Cemal. Hapisteyin ilk yılları zor geçer bilmez misin? Cemal! Ziyaretinize biraz geç kaldım, kusura bakma Sabri Efendi. Cemal'in başına gelenler içler acısı. Karısı 3 aydır kayıp. İhtiyar anası çocuklara bakmamış, onlara evlatlık vermiş. Refik Kemal Bey dediği adam da 3 gün önce ölmüş. Bu kadar aksilik birbirinin ardından gelir mi, şansa bak. Peki bunları sen nasıl anlatacaksın Cemal arkadaşa? İstersen anlatma. Olmaz, anlatmadan olmaz. Nasıl olsa öğrenecek. Seni seven bir arkadaş olarak bunları sana anlatmak mecburiyetindeydim. Her şeye, bütün acılara dayanmak zorundasın Cemal arkadaş. Hem de tek başına. Sonunda af kanunu gerçekleşti ve genel af çıktı. Af çıktı! Af çıktı, af! Gözünüz aydın. Yahu hepiniz hazırlanıyorsunuz ama bizi ne zaman bırakırlar acaba? Gözünüz aydın. Darısı başına. İnşallah Allah bir gün seni de kurtarır. Biliyor musun? Dışarı çıktığıma ne kadar seviniyorsam... Seni burada bir anlamda yalnız bıraktığıma da o kadar üzülüyorum. 24 yıla hazırlanmıştın. Bu af yükünü hafifletti. Oysa şimdi sadece 4 yıl, 7 ay, 10 günün kaldı. Dışarıda ne emredersen söyle, yapmaya hazırım. Sağ ol arkadaş. 4 yıl, 7 ay, 10 gün sonra buluşmak üzere. Güle güle. Alo? Ha, Koray Bey, siz misiniz? Ne oldu? Araştırdınız mı Remzi Bey? Hesabını yaptık. Bu hap Cemal'in ancak 5 senesini götürüyor. Yattığını çıkarırsak geriye 4-5 senesi kalıyor. Siz neler yapıyorsunuz? Son zamandır görüşemiyoruz. Thank you.
Hoş geldin Arap, ne var ne yok? Bir haber var mı babadan? Dün bir mektup aldım. Edirne cezaevine nakledilmiş ansızın. Bir hadise yaptı galiba. Sağlık olsun, şurada az bir gün kaldı. Çıkınca acısını çıkartırız inşallah. Onu hiç yalnız bırakmayız. Biz seninle uzun yıllar aynı kaderi, aynı acıları paylaştık. Sana her şeyi, bütün öğrendiklerimizi en doğru şekilde anlatalım, sen de yolunu ona göre ayarla. Belki inanmayacaksın, inanmak istemeyeceksin. Her şeyi biliyoruz, öğrendik. Hapishaneye niye girdin, niçin girdin, anlıyor musun? Biz ekmeğimizin kabadayısıyız baba Cemal. Sen de çocukların kabadayısısın. Hadiseyi tam olarak öğrenince senin adını baba koyduk. Baba. Şimdi seni eski evine, bir zamanlar büyük umutlarla yaşadığın küçük evine götürüyoruz. Ama orayı hatırladığın gibi bulamayacaksın. Her şey değişti ve değişmekte. Hayat türlü acılarla doludur. Onlara dayanmak ve de yenmek zorundayız. Arap anlat, baba her şeyi bilmelidir. Urum'da uzun yıllar yattığın adam. Yani Refik Kemal Bey'in oğlu. Yani senin hayatını mahveden adam. Biliyor musun ki... senin karını... anlatmak bile zor be. Bunun için karın her şeyi bırakıp kaçmış. Öldü mü kaldı mı belli değil. Çok aradık o dürüzüyü. Hala da aramaktayız. Bulacağız ama. Hiç endişen olmasın. Çocuklarını da çok aradık. Oğlunu bulabildik sadece. Koca bir delikanlı olmuş. Bitirim. Bizim dükkana takılır çoğunlukla. Konuştum birkaç defa. Babası Almanya'ya gitmiş çocukken. Sonra da orada Alman kızlarının koynunda ölmüş. Öyle biliyor. Bak baba, biraz sonra oğlun gelecek. Ona yeniden kavuşmak sana bir güç vermeli. Geçmişin kötü günlerini unutmalısın. Gelirse konuşacak mısınız? Hayır.
Nasılsa bugüne kadar alıştı babasıza. Benim yarın ne yapacağım daha belli değil. Koray'ı bulmadan, onunla hesaplaşmadan kimsenin yüzüne bakamam. Yanlış edersin. Bırak, biz hallederiz her şeyi. Kendi işimi kendim görmeliyim. Bütün bunlardan sonra hayatın benim için ne önemi var? Ben yıllarca cezayı bugünler için mi bitirdim? Merhaba Mehmet Ağa. Merhaba evlat. Oğlun. Bana bir bira getir. Çift tat buna. Görüyor musun? Maşallah, kocaman delikanlı olmuş. Ne yapar, ne eder, nasıl geçinir? Pek bilmiyoruz. Gayrimeşru bir takım işler yapıyor zannederim. İstersen çağırayım, biraz konuş. Şimdi nasıl konuşayım? Mehmet Ağa'ya söyle, bana 2000 lira göndersin. 2000 lira versinler. Eyvallah Mehmet Ağa. Bu parayı böl. Ne var, bir şey mi oldu? Ya, şu adamı rahmetli babama benzettim. Devam et, sar sen de. Eyvallah Mehmet Ağa, eyvallah Arap abi. Güle güle evlat. Konuşsaydın be, belki daha iyi olurdu. Oh, merhaba Ali, hoş geldin. Hoş bulduk abi, beni emretmişsin. Dağları aştım da geldim, uzakta kalmam çabarken.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel bakalım. Şöyle buyur baba. Koray'ın izini bulamadık araba abimiz. Lakin üç gün içinde bir arkadaş muhakkak haber getirecek. Allah'ın izniyle sayende elimizden hiçbir şey kurtulmaz. Hapisten çıkan arkadaş bu mu? Babamız. Geçmiş olsun baba. Sağ ol. İstersen babaya bir kıyakçılık yapalım. Nasıl? Malum, hepimiz bu yollardan geçtik. İhtiyaç işte, anlarsın. Güzel bir kız var aşağıda. Münasip görürsen onu verelim. Sabaha görüşürüz. Allah kolaylık versin. Eyvallah babalık. Şerefine baba. Sahi ya, sana arkadaşların niye baba diyorlar? Diyorlar işte. Bir sebebi yok mu? Ne sebebi olsun? Şaştın değil mi? Ama ben her defasında böyle bir bardak konyak içerim, sonra bardak böyle atar. Ve de bardak tabii kırılır. Ben şaşırdım. Niye indin aşağıya? Bak babalık, istersen biraz konyak iç. İyi gelir. Kaç yaşında varsın? Ben mi? 17. Aa, yoksa sen de mi acıdın? Zaten bana hep acıyorlar. Bu yaşta yazık değil mi diyorlar? Ben de biliyorum, yazık ama ne yaparsın? Hayat işte. Senin anan baban yok mu? Yok. Allah babamın gözünü kör etsin. Beni mahveden o değil mi? Başımıza gelen bütün felaketlerin sebebi o. Sen gel beni dinle, birer yudumcuk konyak içelim. Ha? Ne dersin? Üzme kendini, dünya bu kadar hassas olmaya değmez. İçelim. Benim burnum da eskiden seninki gibiydi. Sonra yaptırdım. Bak, güzel olmuş mu? Senin adın ne baba? İsmail. Benimki de Ender. Ama takma. Asıl ismim başka.
O isim iyi değil ama. Saliha. Babam çok severmiş bu ismi. Babam bizi de çok severdi ama sonra niye unuttu bilmiyorum. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Bir motoru vardı. Abimle ben arkasından hep ağlardık. Bizi de götürsün isterdik. Zannederdik ki babamız hep Almanya'ya gidiyor. Sonra bir gün gerçekten Almanya'ya gitti. Ve biz perişan olduk. Senin çocukların var mı? Yok. Ben hiç evlenmedim. Ben de hiç evlenmedim. Ama namuslu bir herif bulursam evlenirim. Çünkü bu hayatın tadı yok. Sonumuzun ne olacağı belli değil. Kabul be. Her şeye tövbe edeceğim. Kabul. Yalnız senden bir şey isteyeceğim ama hemen yarın. ...36, 37, 38, 39, 40, 41. Büyük Tanrım, sen beni kurtardın. Geride kalan benim gibileri de kurtar ya Rabbi. Beni bir daha o yollara düşürme.
İşte benim bütün hayatım burada çürüdü. Her şeyimi burada kaybettim. Burnumu, benliğimi, her şeyimi. Bir daha buralara gelmeyeceksin. Gelmeyeceğim. Babam olsaydı, evim olsaydı zaten gelmezdim. İstersen ben senin baban olurum. Pakize ablan seni arıyor. Düşünüm eve gideceğiz. Kırmayayım ayağını yürü lan! Dönsek artık. Mehmet abi bizi bekliyor. Konuşacağı mühim şeyler varmış. Babaya anlattın mı durumu? Anlatmadım. Seninle biraz konuşalım baba. Gel şöyle otur bacı. Koray'ı bulduk. Nerede? Hissiyatını çok iyi anlıyoruz, lakin elini kana bulamana taraftar değiliz. Bırak bu işi başkasına yaptıralım. Oğlun var aslan gibi, istersen o bitirsin.
Ben onlar için her şeye razı olmadım mı? Nasıl kıyabilirim? Koray elimizde. Biraz daha bekleyelim. Kızını da bulalım. Sonra ne dilersen yapalım. Kızımı buldum. Buldun mu? Bu mu? Biliyor mu? Bilmiyor. Bana bir şey olursa size emanet. Gel. Belki inanmayacaksın. Yaptığım her şeye pişmanım Cemal. Mümkün olsa telafi etmek isterim. Mümkün değil. Her şeyin bir çaresi vardır. Bunun yok. Cemal! Öğretmeni mandalin istemiş. Mandalin değil, mondolin. Ha mandalin, ha mondolin, ne fark eder? Bak Aslan oğlum, şimdi mandalin, mondolin alacak paramız yok. Lakin bir aksilik olmaz da Almanya'ya gidersem, istediğin her şeyi alırsın. Baba! Tamam. Baba! Bisiklet de alırım. Çanta? Çanta da. Ya bana? Sana da alırım kızım. Bebek. Bebek de alırım yavrum. Konuşan bebek. Tamam, tamam. Ben de konuşan bebek alırım kızım.